30 dakikadan herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Başlıyoruz. Piyasalarda hareketlilik var. Sabah saatlerinden bu yana tabii ki biraz Borsa İstanbul tarafındaki kayıplar aslında geri kazanıldı gibi gözüküyor ama son görünümü Çağlar'dan alacağız. Öncelikle araştırma masasında Çağlar Kuzukluoğlu'na dönelim. Hoş geldin Çağlar. Neler aktaracaksın Borsa İstanbul'a ilişkin? Gözde, tabii kuşku insan için geleceğe bakmada önemli bir enstrüman. Dün akşam yatırımcı sayısının bir önceki programda da bahsettim. 3 milyonu geçtiğinden bahsetmiştik. Bugün sabah çeşitli haber akışlarıyla beraber endekste artık düzeltme mi yoksa bu sabahki haber akışlarının bir etkisi mi? Kapanış önemli olacak tabii ama bir geriye dönüp bakmak istiyoruz yine. Önümüzdeki sürecin nasıl gelişebileceğine dair bir fikir vermesi açısından ilk grafiğimizde son işlem günlerinde aslında yine araştırma masasında yoğun olarak sanayi endeksinden bahsetmiştik ama BIST 100'ün dolar bazındaki seyrini yaz aylarından beri sık sık dile getirir vaziyetteyiz. 250 doların biraz üstünden kapanış sonrasında döndüğünü söyleyebiliriz. Şimdi 250 dolar seviyesi BIST 100 için neden önemli? Değerli izleyicilerimiz sarı kesikli çizgiyi takip ediyordur. 2016-2017 yılına kadar götürdüğümüzde Gözde 2018 yılına başlarken 300 dolarlardan geriye geldiğini görüyoruz ve çok uzun yıllar aslında geçtiğimiz yıl bu zamanlardan başlayıp bu sene artık dolar bazında da yukarı yöndeki seyri net biçimde Borsa İstanbul'un ayrıştıktan sonra yine gündeme getirdiğimiz bir noktaydı ama uzun yıllar aslında 4 yıl kadar aynı seviyelerde 250 dolar seviyesinin altında seyrettiğini söylüyorduk Borsa İstanbul'un BIST 100 gözüyle bakarsak ki 10 ve 20 yıllık ortalamalar açısından da 260 dolar 270 dolar gibi seviyeler önemli ama 250 dolardan yanıt alamayıp en azından bugün kapanışı takip edeceğiz. Şu an için geri döndüğünü söyleyebiliriz ama yine de geçtiğimiz yıldan başlatarak, bu senenin başından başlatarak çok önemli bir yukarı yönde yükselişe imza attığını görüyoruz Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin. İkinci grafiğimizde bunun detaylarına değineceğiz. Şimdi TL bazında %1000'in üzerinde 3 tane hisse senedinin getiri sağladığını görüyoruz yılbaşından beri Gözde. Bu tabii çok eşine rastlanır durumlar değil. Yani terminalde 92 tane önemli endeksi biz sıralayabiliyoruz ki BIST 100'ün ayrışmasını hem lokal para birim bazında hem de dolar bazında anlatırken kullanıyoruz burada. Ama BIST 100'ün içerisinde %1000'in üzerinde getiri olan 3 tane hisse senedinden bahsediyoruz. Türk lirası bazında, dolar bazında görünüme bakalım bundan bir sonraki grafikte. Dolar bazında %1000'in üzerinde yine aynı hisse senetleri çerçevesine bakarsak 2 tane hisse senedi üstüne geçmiş vaziyette. Yani özetleyecek olursak 19-20 tane hisse senedi BIST 100'ün içerisinde ekside kalmış TL bazında baktığımızda. Dolar bazında tabii bu sayı daha da artıyor ama özellikle yılın çok önemli bir kısmında doların yatay seyrettiğine ya da geçtiğimiz zamanlara oranla, bilhassa geçen yıla oranla daha kademeli kurun yükseldiğini, yani TL'nin değer kaybettiğini göz önüne alırsak hem Türk lirası hem de dolar bazında hisse senetleri ayrımına girdiğimizde Borsa İstanbul'un endekslerinden daha da aslında spektaküler bir yukarı yönde seyir izlenmiş vaziyette. Son olarak BIST 30'a bakalım. BIST 100'e baktığımız gibi BIST 30'da da 2022 yılında belki %1000'lerle ifade edilebilecek bir rakam yok ama BIST 100 endekste de yer alan endekslerin burada da hakim olduğunu görüyoruz. Yine holdinglerden BIST 30 içerisinde yer alanların hem TL hem dolar bazında yukarı yönde seyrini izlediğimiz bir yıl. Bir tek sol tarafta dolar bazında en aşağıda bir Ereğli detayı var. Kırmızı görünen. Yani burada da hem Türk lirası hem de dolar bazında yemyeşil bir alt detay kırılımı görülüyor. Tabii önümüzdeki süreçte Türkiye'deki haber akışları ve Borsa İstanbul'un seyriyle ilgili konu gündemde kalmaya devam edecek ama 2022'nin sonuna gelirken artık şunun şurası çok bir zaman dilimi kalmadı. Çok ciddi bir tarihe not düşülecek sene olduğunu söylemek mümkün Borsa İstanbul için Gözde. Çağlar, çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Şimdi Habertürk TV muhabiri Arzu Turkuçar'a döneceğiz. Yeni vergi usul kanun teklifi mecliste kabul edildi. Arzu, hoş geldin yayına. Neler aktaracaksın bu gündeme ilişkin? Gözde Kuyumcu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün akşam itibariyle AK Parti'nin hazırladığı ekonomiye yönelik düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifi kabul edildi. Yürürlük tarihinden itibaren yasalaşmış olacak.
Teklifin detaylarına bakacak olursak motorlu araç ticareti yapan mükelleflere teminat yükümlülüğü getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak için mükelleflerden 30 milyon liraya kadar teminat alma yetkisi verilecek. Ayrıca kamulaştırma bedellerine yeni tarih düzenlemesi de yapıldı. Bunun detaylarına bakacak olursak kamulaştırma bedelleri ve kamulaştırmasız el atma tazminatlarına ilişkin mahkemelerce hükmedilen bedel, tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesi için icra takibine gidilmeden önce davacı banka hesap numarasını yazılı şekilde davalıya idareye bildirilecek. İdarede bildirim tarafından itibaren 30 gün içinde ödeme yapılacak. Bu ödemelere de taksitli ödemede faiz uygulanacağını ifade edelim. Cem evlerine yönelik bir düzenleme de var. Aslında hem komisyon aşamasında hem de genel kurulda tartışmalara neden olmuştu. Tartışmanın nedeni ise düzenlemeyle cem evlerinin aydınlatma giderlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı karşılayacak. Belediye tarafından verilen indirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı cem evlerine de tanınacak. Belediyeler cem evlerinin bakım onarım hizmetlerinde üstlenecek, imar planlarında cem evlerine de yer ayrılacak. Bu konuda mülki idare yetkili olacak. Bu noktada muhalefetin de itirazları vardı. Bir torba kanun teklifinde cem evlerine yönelik düzenlemenin yer almaması gerektiğini savunuyorlardı. 42 işçi hayatını kaybetti. Amasra maden faciasına yönelik de düzenlemeler yer aldı. Kanun teklifiyle birlikte iş kazasında hayatını kaybeden madencilerin yakınları için de düzenlemeler yer aldı. Yasa ile birlikte hayatını kaybeden işçilerin varsa prim borçları silinecek. Ayrıca prim gününe bakılmaksızın yakınlarına ölüm aylığı bağlanacak. Yasa ile birlikte telefonlara yönelik de bir düzenleme getirildi. 7 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının e-mail numaraları siliniyordu. Bu süre 7 yıldı. 1 yıla indirildi. Düzenleme ile kaçak cep telefonlarının klonlanarak kullanıma girmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Dikkat çeken diğer bir düzenleme ise Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kuruluş ve görevlerine ilişkin hukuki altyapıda oluşturuldu. Buna göre Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanından olacak. Yasanın öne çıkan başlıkları bu şekildeydi diyelim ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sözü İstanbul'a bırakalım. Türk Uçar, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Şimdi biraz ihracat üzerine konuşacağız, üretim üzerine konuşacağız. Mesut Öksüz bizlerle, Züccaciyeciler Derneği Başkanı. Mesut Bey, hoş geldiniz. Merhaba Gözde Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun katıldığınız için. Yıl sonuna yaklaşıyoruz. Bir yandan asgari ücret zamları konuşuluyor. Bir yandan Merkez Bankası'nın artık son olacağı tahmin edilen faiz indirimi, yani beklentiler o yönde. Dolayısıyla bir hayli konumuz var. Hepsini tek tek sormaya çalışacağım tabii vaktimiz el verdiğince ama öncelikli olarak tabii ki finansman koşulları ile ilgili yorumunuzu rica edeceğim. Faiz indirimleriyle kademe kademe artık politika faizinin %9'a, yani tek haneye geleceği düşünülüyor, tahmin ediliyor. Merkez Bankası da o yönde sinyal verdi. Yansıdı mı kredi faizlerine, yani son mevcut koşullarla ilgili neler söyleyebilirsiniz bizlere? Evet, öncelikli olarak her zamankinden çok daha fazla finansman ihtiyacımız var biliyorsunuz. Hem işçilik maliyetlerimiz hem enerji maliyetlerimiz çok arttı. Ham maddeye dövizin artmasından dolayı çok daha fazla nakite ihtiyacımız var. Bu dönemde finansman maliyetleri hepimiz için en önemli unsurların başında geliyor. Maliyetini de geçtik, bir dönem öyle bir hale geldi ki finansman maliyetini de katlansak finansmana ulaşamaz boyutlardaydık. Açıkçası son dönemde finansmana ulaşmak nispeten eskiye göre birazcık daha kolaylaştı diyebilirim. Finansman maliyetlerinde de bir miktar iyileşme gözüküyor eskiye oranla. Yani birkaç ay öncesine göre şu an finansman maliyetleri nispeten birazcık daha iyi. Burada şu an bence sektör olarak en büyük sektör olarak, ülke olarak en büyük problemimiz finansmana ulaşmaktaki
ulaşsak da kullanabilmekteki sıkıntılar birazcık gündemde. Örneğin elinizde çekleriniz var. Normalde ticaretin kuralı çeklerinizi bankaya verirsiniz. Bu aldığınız parayla da nakit ihtiyaçlarınızı, varsa kredi ödemelerinizi, işçilik ücretlerinizi, hepsini bu aldığınız finansmanla yönetebilirsiniz. Ama özellikle bir ay önce çok gündemdeydi. İşte kredi alıyorsunuz, aldığının kredinin %25'ini bankada tutmanız gerekiyor gibi bir takım zorlamalarla karşılaştık. Ama çok kısa sürdü. Şu an o konular kapandı. Şu an en önemli konu, elde ettiğimiz, aldığımız krediyle doğru işçilik maliyetlerini ödeyebiliyoruz, enerji maliyetlerimizi ödeyebiliyoruz. Ama sonuçta ticaretin genel kuralları içerisinde her işletmenin kullandığı krediler de var. Bu kredileri ödeyebilmemiz de gene bu elde ettiğimiz finansmanla yapmak zorundayız. Burada bir takım zorluklarla karşılaşıyoruz. İnşallah bu zorluklarda da bir toparlanma olursa piyasa faizlerin de bir miktar geri geldiğini biz de hissetmeye başladık. Bununla tekrar istediğimiz normal ticari koşullara doğru gideceğiz gibi gözüküyor Gözde Hanım. Yılbaşından bu yana sizin ham madde fiyatlarınızda, yani bazılarında gerilemeler tabii görüldü ama genel haliyle enerji maliyetlerindeki artış ve işte son dönemde en çok konuştuğumuz işçilik maliyetleri vesaire derken tabii ki sizin enflasyonunuz belki de biraz tabii tüfeden ayrışmış olabilir. Ne kadarlık zamlar gördünüz? Yani yılbaşından bu yana nedir enflasyonunuz? Bizim %100'e yakın bir fiyatlarda bir artma olduğunu söyleyebilirim. Evet, enerji fiyatlarında nispeten ham madde fiyatlarında bir miktar gerileme oldu. Örneğin çelik fiyatlarında 3.300 dolar aldığımız ham maddeyi 2.500 dolarlara alıyoruz. Ham maddeye ulaşmak eskisi gibi nispeten daha kolay bir hale geldi. Tabii bunların fiyatlara yansıması, bizim normal enflasyonumuz %100'ler civarında. Ama maliyetler, özellikle enerji maliyetlerinin son dönemde 3 defa üstte %50 artması, bizim bir ürünün MPI içerisindeki enerji maliyeti %10-15'ler seviyesinden %40'lara kadar çıktı. Tabii işçilik maliyetlerimizin bu dönemde artması, ki ara zamlarla beraber bu rakamlar birazcık daha yılbaşındaki öngörülerimizin birazcık daha üzerine çıktı. Bunları fiyatlara yansıtmamız aynı oranda olmadı. Her ne kadar %100 diyoruz ama gerçekten sırf enerji maliyetleri, işçilik maliyetleri koyduğumuzda bile çok daha üstünde bir maliyetle karşı karşıya kalıyoruz. Biz bunu kademeli olarak parça parça yansıttık ve birçoğunu da gene sanayicilerimiz %30'a yakın kısmını da kendileri şu an için finansmanını sağlıyorlar diyebilirim Gözde Hanım. Ne kadar geriden geliyor şu anda fiyatlar? Sizin hani yansıtılamayan zamlar dediğiniz oran ne? Yani %30 ile %50 arasında benim öngörülerime göre, hem iç piyasada bir miktar daralma da var. Fiyatlara yansıtmayı yapsanız da zaten bizim ürünlerimiz nispeten, rüçhacı ürünleri biliyorsunuz pandemide en çok talep gören ve en çok satışlarda nispeten kötü bir yıl geçirmemiştik pandemi yıllarında. Dolayısıyla aslında tüketicinin de ellerinde şu an bizim ürünlerimiz nispeten var. Yılın başında iç piyasada nispeten bir hareketlilik vardı. Yılın sonuna doğru artık alım gücünün iyice düştüğünü hissettiği bu dönemde evlerine de zaten aldıkları için bir miktar bizim ürünlerde beklemeye aldıklarını, yeni yılla beraber yeni alım gücünün nispeten yükseleceğinin beklentisi belki o dönemde tekrar bizim beklediğimiz iş imkanlarını ortaya çıkaracaktır. Ama %30 civarında bir şu an beklettiğimiz, fiyatlara yansıtamadığımız bir rakamdan söz etmek doğru olur. Peki Mesut Bey, iç piyasa koşulları daralıyor dediniz. Ne kadarlık bir daralma var sizin sektörde şu anda? Onu şöyle özetleyeyim Gözde Hanım. Gerçekten yılın ilk çeyreğinde aslında iç piyasada bir hareketliliğimiz vardı. %10'a yakın bir büyümeyle de gidiyorduk. İkinci çeyrekle beraber bir daralmayı aşırı hissetmeye başladık açıkçası. Yılın üçüncü çeyreğine baktığımızda özellikle gurbetçi alışverişleri, Arap turizmi dediğimiz alışverişlerle nispeten iç piyasada bir hareketlilik oldu ve iç piyasa kendini toparladı diyebilirim. Oransal olarak bakarsak da aslında enflasyon oranları kadar
Yani TL olarak %100'e yakın bir iç piyasada ciro büyümesi olduğunu ama adette aşağı yukarı aynı adetleri sattığımızı söylemek doğru olacaktır. Biraz özellikle tabii hani yerlinin alamadığını orada işte turist ya da sizin ifadenizle de işte gurbetçiler alarak en azından iç piyasayı canlı tutabiliyor. Bu da aslında tabii üreticiler için çok iyi ama tabii dış talep koşulları da çok önemli. İhracat hedeflerimiz vardı. Siz yıl sonu hedefiniz neyse onu bilmiyorum tabii siz söylersiniz ama hedefe yakınlaşabildiniz mi? Evet, bizim aslında züccaciye sektörü son 10 yılda %70 ihracatı büyüttük gözlerim. Yani 3,5 milyar dolar ihracattan bugün 6,1 milyar dolar ihracata ulaştık ki bu toplamda geçtiğimiz yıl 4,8 milyar dolar da dış ticaret fazlası veren bir sektörüz. Her yıl %10 büyüme hedefiyle yıla başlıyoruz. İç piyasadaki rakamlar aslında biraz ihracatta da örtüşüyor. Yılın ilk çeyreğinde %9,5'luk bir büyümeyle ihracata başladık. İkinci çeyreğinde %5,5'lara düştüğünü görüyoruz. Bir önceki yıla göre dış ticaret ihracat fazlamızın. Ama üçüncü çeyrekle beraber baktığımızda geçen yıla göre yalnızca 0,5'lik bir büyümedeyiz. Bir önceki yılın ilk 9 ayına göre sene sonu %10 olarak hedeflediğimiz büyüme hedefimizi yani şu an için %3'ler, 5'ler seviyesinde bile yapmanın önemli bir başarı olacağını söyleyebilirim. Bunun da asıl en büyük sebeplerinin başında tabii ki özellikle Çin'in tekrar devreye girmesi, lojistik maliyetlerin tekrar 4000 dolarlar seviyelerine inmesi, biraz Avrupa pazarının, Amerika pazarının tekrar Çin'e doğru kaydığını, o taraftan talepler gördüğünü, bunun da bize negatif olarak yansıdığını söyleyebilirim. Gene Avrupa'da biliyorsunuz resesyon sürekli konuşuluyor. Bizim Avrupa pazarımız %60'a yakınını zaten Avrupa Birliği ülkelerine satıyoruz. Dolayısıyla oradaki her türlü durgunluk, her türlü geri gidiş bizim de cirolarımıza aynı oranda yansıyor. Buradan da bir kayıba uğradığımızı söyleyebilirim. Gene açıkçası paritenin de geçtiğimiz yıla göre biliyorsunuz %1.15-1.25'lerden şu an neredeyse şu an için bir %1-2 puan arttı. Aynı ürünü Avrupa'ya sattığınızda şu an geçtiğimiz yıla göre %15 daha az para tahsilatı yapıyorsunuz. Dolayısıyla bunların hepsi birden toplandığında bu etkilerin biz ihracatımızı ancak geçen seneki rakamlarla yapabileceğimizi görüyoruz. Ama bunun da bu koşullara rağmen bence başarı olduğunu, en azından kaybımızın olmaması sevindirici olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bizim tabii diğer en çok konuştuğumuz unsur sanayi tarafında özellikle asgari ücretle çalışan çok fazla personel olmadığıydı. Son mevcut işte ara zamlar sonrasında da yeni düzeltmeler vesaire, hatta bazı sektörel bazda daha farklı piyasadan ayrışmalar vardı. Sizde asgari ücretli çalışan ne kadarlık bir kesim var yüzdesel olarak ve tabii yeni zamlar bekleniyor. Mesela Morgan Stanley Türkiye'de %60 oranında bir asgari ücret zammı olabileceğini yazdı. Böyle bir değerlendirmeleri var. Sizin beklentiniz ne? Gerçekleştirilebilir mi? Evet, biz tabii sanayi ağırlıklı bir sektörüz. Dolayısıyla kalifiye eleman bulmak da zorlanan bir sektörüz. O yüzden de biz de aşağı yukarı bence toplamda en fazla %10'luk bir kısmı asgari ücretle çalışanımız var. Geri kalan büyük bir çoğunluk minimum %10'un üzerinde, asgari ücretin %10 üzerinde bir maaşla çalışanları çalıştırıyoruz. Bunun yanında bir %10'a yakın da mesailerle filan nispeten bir rakam veriyoruz diyebilirim. Tabii buradaki sene sonu da %60'lık bir beklenti tabii ki çalışan açısından son derece aslında enflasyonist bir dönemde son derece uygun ve makul olduğunu söyleyebiliriz. Ama bizlerin de bunu ödeyebilecek finansmanı, bunu ödeyebilecek bir karlılığı yakalayabilmemiz için belirli bir zamana veya bu dönem için belirli desteklere tabii ki ihtiyacımız var. Dolayısıyla özellikle KGF'nin bir an önce Ocak ayıyla artık bekliyoruz devreye girmesi bizleri bu konuda biraz rahatlatacaktır. En azından vergisel anlamda da bir miktar özellikle yılın ilk dönemlerinde
destek olunması bizim bu %60'ları finanse etmemizde istihdam kaybetmemiz açısından da önemli olacağını düşünüyorum. Bunlar doğru rakamlar, yapılması doğru ama sanayicilerimizin de bu adaptasyona geçmesi için imkanlarının birazcık daha serbestleşmesi, birazcık daha desteklenmesinin önemli olduğunu da söylemem lazım. Çok büyük çalışanlarımız var. Aksi takdirde bir takım istihdam kayıpları olabilir ki bu herhalde şu an bizim istemediğimiz, en son isteyeceğimiz bir durum olur. Çok teşekkür ediyorum Mesut Bey. Kolaylıklar diliyorum. Biz de takip edeceğiz. Şimdi yayını kapatmadan önce Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu'nun yorumları vardı Borsa İstanbul'a ilişkin ve tabii önümüzdeki dönemde yabancı beklentisine ilişkin de değerlendirmeler yaptı kendisi. Ekrana getiriyoruz ve veda ediyoruz. Hoşçakalın. Burada ciddi karlar var. O karlar realize olduktan sonra o hareket başlar diye düşünüyorum ama şimdi siz yarını sordunuz. Eninde sonunda yine biz trende geri döneceğiz. Sorunun cevabını böyle vereyim ben. Bu yarın olmaz, iki gün sonra olur ya da yarından sonra olur ama muhakkak trende dönülür diye düşünüyorum. Çünkü çıkış trendinin açıkçası ben önümüzdeki 3 ay için dahi bozulacağını düşünmüyorum. Bu düzeltmeyi de çok normal karşılıyorum. Her gün hisse senetleri her gün ama her gün %10 %10 çıkamaz. Çıkmayı başarıyorsa da muhakkak bunun bir düzeltmesi gelir. Endeks, yine endeks bakmıyorum ben. Pek çok ucuz şirket var, pek çok ucuz hisse var hala. Tabii ki artık 1700'ler, 1400 endeksler seviyesindeki hisse senetlerini konuşmuyoruz. Endeksin 4000'in üzerinde olduğu günlerdeyiz. Nihayetinde ama ben bakıyorum bu endeks yükselişinden nasibini alamamış pek çok şirket görüyorum. Ne bileyim bankalar alamadı mesela. Ya da tamam yükseldi gibi görünse de öyle ucuzlar ki holdingler, bazı holdingler. Onlar da çok nasiplenemedi. Ya da pandeminin yıldızı olan bazı şirketler hiç nasiplenemedi. Demir-çelik düşen ham madde fiyatlarıyla neredeyse bir yıldır öyle bir durumu yok. Ya da telekomünikasyonda biz bir prim gördük son dönemde ama eğer son iki yıla bakarsak hiçbir şey yok. Bu yadaları artırabilirim. Daha yukarıda endeks hedeflerim var benim. Öyle söyleyeyim o zaman, ifade edeyim. Ha, yabancı dönüp gelirse evet %30'un altında yabancı pozisyonu var. Yabancı şöyle demiyor. Ya biz burayı terk ettiğimizde pandemide ya da son 6 yılda işte endeks ortalaması 1200'ü satarken şimdi olmuş 4000. Hani bu çok fiyatlandı hisse senetleri demiyor. Orada ülke fiyatlaması söz konusu oluyor ve neticede Türkiye'yi almaya değer bulduklarında evet geçmiş alışkanlıkları devam eder. Siz biraz evvel onu anlatıyordunuz. Muhtemelen evet bankacılık sektörüne de gelirler, holdingleri de alırlar, büyük sanayi şirketlerini alırlar, nihayetinde büyük hizmet firmalarını alırlar. Bir de gelişecek olan firmalara muhakkak yatırım yaparlar. Şu anda o emare yok ama artık bu kadar düşmüş yabancı pozisyona bakıldığında yabancı sıfır Türkiye'de. Gelme olasılıkları bundan sonra çıkma olasılıklarından bence çok daha yüksek. Eğer hani bakış açımızı bu yönde kullanacak olursak geldikleri anda da şöyle bakın. Buraya bir yabancı girişi başladı diyelim. Tekrar Türkiye ilgi odağı oldu. Bu endeksi sanıyorum 2 ile çarpmamız gerekecek.